Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz akrep burçlarına 7 14 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor sizler için niyetlendim Umarım keyifli sağlıklı saatli güzel bir hafta geçirirsiniz bu arada videonun sonunda vereceğim telefon numarasından artık astrolojik olarak da açılımlar yapmaya başladım bilgi alabilirsiniz hemen şöyle bir falımızı açalım ve bakalım Bu haftanız nasıl nasıl geçecek? Bu nasıl bir mücadele? iş ve para konuları demek istiyorum önce. Yani bir işiniz var arkadaşlar bu hafta pazartesi. Hani bir kişinin ağzından çıkacak bir sözü bekliyorsunuz ya. Hani bir para meselesi. Direkt bakın bir kişinin ağzında tutmuşsunuz bir para meselesi. Hani hedesi alacağınız bir parayla alakalı kişinin önünde durmuş, beklenti içinde çıkıyorsunuz. Virgül çekilmiş. Hani sonrası var. Dur bir dakika denilen bir konu. Pazartesi günü o kişiyle iletişim, konuşma, ortada yanan bir ateş ve bu ateşle alakalı yapacağınız görüşmeler var. Pazartesi hatta salı gününe akacak görseller çıkıyor. Yalnız artık hani burada bir bu işi sonlandıralım, bu işi bitirelim. Alacağınız ödemenin son mu? hani artık kapansın defterler dediğiniz bir mevzu. Maddi kaynaklarınızla alakalı. Belki de bir borcunuzu kapatmak istiyorsunuz. Ama bulunduğunuz yere o kadar net bir şekilde stabil, sabit, güçlü oturmuşsunuz ki ya olacak ya olacak dediğiniz bir konuda inat ediyor. Görsellerinde çıkıyorsunuz ve diğer elinizde, bir elinizde bir balığı yakalamışsınız. Diğer elinizde de bir kılıç ya da bir bıçak var. Bu da aslında bir süredir beklediğiniz, cevapları alamadığınız için kendinizi bu duruma karşı korumaya çalıştığınız bir döngü içerisinde olduğunuzu da gösteriyor. Çünkü arkanızda iki kişi var sizden haber bekliyorlar. Şimdi pazartesi ve salı bu konularla uğraşacağınız net. Çalışıyorsunuzdur iş yerinde konuşulacak para mevzularıdır. Ama artık tutmuşsunuz ucunu bitirelim dediğiniz bir konu biter mi? Bu hafta biter arkadaşlar. Çarşamba günü çizgiyi çektiniz. Çizginin bittiği altında da temiz ve genişleyen bir alanın açıldığı görselleri var. Yani bir süredir havada kalan bir para mevzunuz ya da işinizle alakalı bir mevzu çarşamba günü sonuçlanıyor diyebiliriz. Çünkü çarşamba günü sanki aynı zamanda bir yere uzanmışsınız. Elinizde bir kanca bir konu ya da bir şeye takılmış ama para mevzularını arkanızda bırakmış görünüyorsunuz. Yani aslında bir iş bitiyor bir iş başlıyor gibi bir görsel de var. Burada çarşambadan sonra tekrardan başka bir mevzu ya da mesele kanca demek aslında takıldığınız düşündüğünüz çözmeye çalıştığınız bir konuyu... Biraz rahatlamış olarak yalnız yatarak oturarak görselleri var çünkü çözmeye çalışacağınız görünüyor. Bakar mısınız şu görsele ortadaki balığa hafta sonuna kadar daha sakin daha huzurlu daha keyifli kancayı taktığınız gene parasal ya da iş konularıyla alakalı güzel bir süreçte görünüyorsunuz. Önünüze bir kişinin engeli çıkabilir bu kişiyle uğraşabilirsiniz. Ama bu uğraşma döngüsü cumartesi gibi görünüyor arkadaşlar. Hani Cuma cumartesi çalışmıyorsanız çalışacaksınız diyebilirim. Çünkü cumartesi çözüm noktasına geldiğiniz görselleri var. Burada ikilemdesiniz. İki insanın arasında kalmış çıkıyorsunuz ama bu iki insan yetersiz, pasif. Daha çok sizin fikirleriniz ve düşüncelerinizin dinleneceği artık üstüne çıktığınız bu borç ya da para neyse bu bunun üstüne çıktığınız almaya çok yakın olduğunuz alttan da beyazlamaya başlamış kahve falımıza göre hani artık havada geliyor yavaş yavaş geliyor dediğiniz bir döngüyü de tamamlayacağınız görünüyor çünkü sonuçta baktığım zaman pazar günü oturmuş bu konularla alakalı daha rahat daha düşüncelerinizin hafiflediği görsellerinde çıkıyorsunuz İlişkilerde neler var ilişkiler arkadaşlar bu hafta uzak durmanız gereken yerler. Bir kere ilişki haricinde hanenizde oturduğunuzu görüyorum. Elinizi böyle bir şeylere bulaştırmışsınız. Karşınızdaki kişiyi birileri çekeliyor bir kere. Yani şey var burada. Sizin kafanızın üstünde bir atmaca var. Sanki beyninizi yiyen birisi var ama bu dışarıdan birisi. Arkadaşınız, aile bireyiniz kardeşiniz kimse bu ilişkinizle alakalı ya da hanenizde yaşanan bir konuyla alakalı başınızın etini yiyen bir kişiyle pazartesi salı uğraşacaksınız partnere baktığım zaman sanki arkasında iki kişi var onu sizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar yani burada ilişkilerde çevrenin etkisiyle aranıza bir mesafe koyduğunuz ya da yaşantınızla alakalı aranıza mesafenin girdiği pazartesi ve salı günü görselleri var arkadaşlar. Yalnız ikinizin ortasında bir anahtar var. Aslında ortada duran anahtarı iki tarafta uzanmamış. İlişkinizle alakalı yeni açılımlar, yeni düşünceler, yeni yaptırımlarda bulunabilirsiniz. Fakat sanki siz çevreyle ya da çevrenizde olan insanlarla uğraşmaktan ilişkinizde yeni başlangıçlar yapmaya yanaşmıyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizden yalnız daha istekli siz kafanızda taktığınız sanki elinizde bazı konular var da bu konulardan dolayı adım atmak istemediğiniz bir döngüde de görünüyorsunuz. Pazartesi ve salı dediğim gibi bu konularla uğraşırsınız ama çarşamba ve perşembe e, burada ilişkilerde özellikle karşı tarafın arkanızdan laf söylediği ya da... E, verdiğiniz kararlarda arkanızda kaldığı için söylendiği bir döngü var bir şeylere karar veriyorsunuz Sanki elinizde bir oyun hamuru mu bir hamur bir şeyleri şekillendirmeye de çalışacaksınız bu hafta. Hani almışsınız elinizde bir şey kimseyi dinlemez bir tavırdasınız. Arkanızdan sevginiz ya da eşiniz gelmiş sizinle kavga etmek istiyor aslında burada sataşıyor. Hani onu bile dinlemek istemiyorum şu an seninle uğraşamam ne diyorsan de der gibi çıkıyorsunuz. Çünkü burada sanki evinizde üst üste üst üste koyduğunuz bir şeyler var. Kutu kutu eşya mı bunlar? ...bir şeyler var... ...bunlarla ilgili bir şeyi bitirmeniz lazım... ...cumaya kadar... ...hani cumaya kadar... Biti ...hakikaten önünüze böyle şey koymuşsunuz... ...yük koymuşsunuz... ...ben burada şey mi diye düşünüyorum acaba... ...hani bu koyduğunuz yük... E, ...bitirmeniz gereken bir iş mi var... ...başladığınız evde... ...hani üst üste koymuşsunuz... ...benim bunları bitirmem lazım artık... ...yığıldı, önümde duruyor... ...yeter artık bunu çözeyim dediğiniz günleri de yaşayacaksınız... ...ama ciddi sıkıntı yapmışsınız bu konuyu. Hafta sonu ilişkilerde kapalı arkadaşlar. Yani ilişkilerde farklı yöne bakıyorsunuz. Farklı şeyler var kafanızda. Bana kalırsa bu hafta aslında e, ilişkilerle alakalı hani sen yoluna ben yoluma kafası var. Hani herkes işine gücüne baksın, hiç de cımcım cım olamam düşüncesi olabilir. Buraya göre de aslında özellikle pazartesi, salı ve çarşamba ilişkilerde uğraşırsınız, çabalarsınız. Bireysel çabalarınız daha çok olur. Ondan sonra rahatlarsınız görselleri var. Yani aslında bir bölüm akrepleriz ya. Akrebin ilk 10 derecesi, ikinci 10 derecesi, üçüncü 10 derecesi dediğimiz dereceleri vardır. Bu derecelere göre de aslında aldığınız açılar astrolojik olarak konuşuyorum fark edebilir. Ama falımıza göre de bir kısım ciddi anlamda ilişkilerinde sıkıntı yaşarken bir kısımda pazartesi, salı, bireysel olarak karşıdan beklenti içinde bu beklentileriyle alakalı sonuç alamamış, kafasında uzatmış ama sonrasında da boş vermiş görsellerinde çıkıyor. Şimdi iş ve para konularında bakın bir kişi elinizden tutmuş sizden bir beklenti içinde. Burada da önünüzde duran bir set var. Yani aslında bu seti açıp bu kişiye elinizdekini vermeye çalışırken bir mücadele halinde olacaksınız. Burada işverenle sıkıntı, patronla, şefle sıkıntı yaşanabilir. Aynı zamanda bir borç ayaklarınıza dolanmış. Bununla ilgili koşuşturmanız gereken bir süreç de olabilir. Pazartesi, salı ve hatta çarşamba günü bu konularla uğraşacağınız daha sonrasında bir çizgi dediğim gibi bir sonuç var. Devam edeceğiniz hatta noktasına kadar var. Sonrasında bunu halledip devam edeceğiniz bir döngü. Şu adamın şekline bakar mısınız? Küt kafalı, yuvarlak suratlı, böyle keskin bakışlı bir kişi olarak görünüyor. Şurada da S ya da S harfi ya direkt o S harfi de görsellerde var. Bunun haricinde bakın ilişkilerde gene ufak tefek baktığın zaman bir arada olan özellikle evliler için bir şeyleri başlatma, bir şeyleri değiştirme, dönüştürme enerjisi olur. Ama hanede fikirsel çatışmalar bu hafta özellikle salı çarşamba dikkat edilecek alanlar olarak görünüyor sevgili dostlar. Gördüklerim bu şekilde. Umarım iyi dediğim, güzel dediğim şeyler önünüze çıkar. Zorluk çıkarsa da şayet gücünüzün yüksek olduğu bir hafta olduğunu düşünüyorum. Onları da aşarsınız büyük ihtimalle. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüzde düşsün. Keyif alacağınız güzel bir hafta olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.